Arkadaşlar merhabalar, Enerji Analiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün koronavirüs video serimizin ikinci videosunu sizler için çekiyoruz. Sizler için yayınlıyoruz, daha öncesinde çektik. Bu videomuzun ilki biliyorsunuz, serimizin ilk videosu Mart ayında gerçekleşen konferanslar ve haberlerdi. Onu da izlemenizi tavsiye ediyoruz. Ama bugünkü konumuz ikinci videomuzun serisi aynı zamanda küresel piyasalarda petrol paniği ve Amerikan petrol üretimini yavaşlatacak mı sorusuna cevap arıyor olacağız. Ama öncelikle kısa bir özet ben paylaşmak isterim. Neler oldu? Yani petrol bir anda 60 dolarlarda seyrederken, özellikle yılbaşına itibaren 55-60 dolarlarda seyreden petrol şu anda, hatta şeyi söyleyebilirim, 20-25 Mart tarihleri arasında 30 doların altına indi. Bu çok büyük bir kayıp. Neredeyse %100 bir düşüş söz konusu. O yüzden burada öncelikle biraz bakalım. Yani petrole ne oldu? Neden bu kadar bir fiyat düşüşü yaşandı? Tek etkisi koronavirüs mü? Kısaca tarihçesine özetelim. Özellikle sanayileşme ile birlikte 20. yüzyılın başlarından itibaren hızla artan enerji talebinin günümüzde yaklaşık 1/3'ünü karşılayan petrol doğrudan ve dolaylı olarak her ülkenin ekonomisinde önemli bir rol oynuyor. Petrol fiyatlarındaki ani ve sert değişimler küresel piyasalarda bu hafta başından görüldüğü gibi aslında birçok farklı etkiyle karşımıza çıkıyor. Evet, yani ne oldu derseniz aslında geçtiğimiz cuma günü demeyelim, geçtiğimiz haftalarda, çünkü video tarihi de değişebilir, OPEC ve Rusya'nın aslında petrol arasında daha fazla kesintiye gitme ve mevcut kesintileri uzatmalarında anlaşma sağlayamaması gibi bir söz konuşuyordu. Sonrasında da Suudi Arabistan ve Rusya arasında başlayan pazarı kapma mücadelesi aslında ilk tohumlarını attı diyebiliriz. Burada biliyorsunuz 1991 Körfez Savaşı dönemlerinden biri aslında görülen en büyük düşüşü yaşadık. Yani neredeyseniz biliyorsunuz o günde %30 falan düşüyordu o dönemler ama şu anda bildiğiniz 60 dolardan 30 dolarlara indi. Hatta 20-25 dolarlara seviyesine indi. Bu şu anda neye yansıyor? Bildiğiniz gibi aslında benzin fiyatlarına da yansıyor. Farklı akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. 6 liralarda olan benzin fiyatları şu anda İstanbul'da 5 lira seviyelerinde seyrediyor diyebilirim. Tabi burada doların da çok büyük etkisi var. Petrol düşerken dolar artmaya başladı. Biliyorsunuz Brent petrol dolar bazlı. O yüzden de her ikisi arasında bir düşerken biri çıkıyor ve fiyat o şekilde etkileniyor. Bunu da kısaca belirtmek isteriz. Tabi orada çeşitli vergiler de söz konusu. Biliyorsunuz devletimiz zamanında ÖTV tarafında benzinde de vergisel anlamda sübvansiyonlara gitmişti. Bu sübvansiyonlarda eridikçe, petrol fiyatları düştükçe doğru ve gerçekçi petrol fiyatı karşımıza yansıyor. Benzin fiyatı diyelim, petrol demeyelim, benzin fiyatı o şekilde özetleyebiliriz. Peki borsalara nasıl yansıdı bu durum? Yani baktığınız zaman son geçtiğimiz Mart ayı içerisinde Amerika borsaları, Avrupa borsaları, Asya endeksleri tamamen günlük %10-15 kayıplarla açılmaya başladılar. S&P 500 şu anda yaklaşık 1-2 haftada %15 üzerine düştü. Bu çok büyük bir rakam, çünkü neden bahsediyorum? Çünkü Amerika'da büyük petrol şirketleri var ve bu petrol şirketleri S&P 500 üzerinden büyük değer kaybetmeye başladılar. Bu da çok önemli faktörlerden bir tanesi. Tabii çok fazla borsaya girmeyeceğim yani. Evet, ne oldu? Evet, tahviller düştü. Birçok borsa endeksi koronavirüsün etkisiyle de düşmeye başladı. Ama yani biz burada aslında bir arz şokları yaşıyoruz geçmişten günümüze beri. Yani baktığınız zaman burada özellikle Amerika ve Birleşik Krallık tarafında çok fazla arz kısıntısının neden olduğunu, stagflasyon neden olduğu zamanlar bile olmuştu. O yüzden de aslında her iki ülkenin de bu dış politikaların yönetimi, özellikle Suudi Arabistan'ın, OPEC üyelerinin, Rusya'nın buradaki faktörü çok büyük. O yüzden de bir arada anlaşmaları gerekiyor diye düşünüyoruz OPEC tarafında. Peki yani evet, hali hazırda bir koronavirüs söz konusu ve bu Şubat başından beri yaşanılan buradaki talep şokunun nasıl risklerle karşımıza çıkacağı aslında asıl konumuz bu. Yani şimdi şöyle, en büyük 3 petrol üreticisi olan Suudi Arabistan, Rusya ve ABD bir Meksika açmazı durumunda kaldığı aslında görülüyor. Yani aslında baktığımız zaman da birçok uzman da paylaştığı gibi bizimle, kısa vadede Suudi Arabistan ve Rusya'nın düşük fiyatlarla, çeşitli yöntemlerle aslında sistemi tolere edebileceği, yani gelirlerini sağlayabileceği ve en büyük zararını da Amerikalı üreticilere vereceğini düşünüyorlar. O yüzden de tekrar burada politik bir, yani burada ülkeler arası savaş söz konusu, ki enerji her zaman böyle olmuştur. Enerji büyük ülkelerin birbirlerine karşı savaş açmasının en büyük nedenlerden bir tanesidir. Peki yani bunu söylüyoruz evet, ama Uluslararası Enerji Ajansı'nda Fatih Birol'un, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un peki buradaki yorumları ne oldu derseniz,
Tabii ki de 2020, 2019, 2015, burada 2025 dönemlerinde petrol talebinde toplam artışın 5.7 milyon varil olacağını şu anda öngörüyorlar. Bu şekilde bir açıklama yaptılar. Ve buradaki petrol tabii ki de talep artışı düştükçe de, buradaki arz da düştükçe de fiyatlarda büyük bir dalgalanma söz konusu. O yüzden de buradaki tabii koronavirüsünün bir krizi aslında kömür, doğalgaz ve yenilenebilir enerji gibi birçok piyasada etkili olduğunu görüyoruz. Ve ancak buradaki insan hareketi, mal ticareti yani ihracat ve ithalat tarafının yavaşladığını ve petrol piyasası üzerinde de bunların etkili olduğunu söyleyebiliriz. Başka söylemek gereken var mı diye bakıyorum şu an, notlarıma da bakıyorum aynı zamanda, ama aslında bu şekilde özetleyebiliriz. Yani buradaki dediğim gibi Rusya'nın ve Suudi Arabistan'ın petrol üretimlerindeki bu fiyatlarda üretimde devam edebileceği tartışılıyor. Ki bence bu bile çok zor. Eğer talep de koronavirüsün tarafından düşerse, ki beklenilen talep gerçekleşmezse diyelim, Amerika'nın petrol üreticileri büyük bir zarar göreceği söz konusu. Belki de ülkeler arasında başka dinamikler var ve bu dinamiklerle de bu petrol tarafında bir oyun söz konusu oynanıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde yine göreceğiz, ama 2020 yılında şu anda uzmanların beklediği fiyat aralığı şu anda 30 dolar geçmeyeceği yönünde. Yani resmen 2020 yılında bu fiyatlar dalgalanmaya devam edecek gibi duruyor. Aslında bu videomuzu da bu şekilde bitirebiliriz. Yanlış anlaşılmasın, bu bir tahmin değil. Ama şu anki uzmanların öngörülerini sizlere harmanlayıp paylaşmak istedik. Geçmişten günümüzde de yaşanan bu petrol savaşlarında bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak, hep birlikte görüyor olacağız. O zaman bu videomuzun da sonuna geldik. Biliyorsunuz koronavirüsün ikinci serisinin ikinci videosuydu bu. Yine evden sizi sesleniyoruz. O yüzden özellikle bizleri desteklemeyi unutmayın. Tek yapmanız gereken videomuzu beğenmeniz, kanalımıza abone olmanız ve paylaşmanız. O zaman şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.